Merhaba Mastermind izleyicileri. John Wick filmini bugün tekrar izledim ve izlerken ancak ağır çekimde fark edilebilecek 13 farklı yeni detay dikkatimi çekti. Bu detayları muhtemelen siz de izlerken fark etmemiştiniz. İşte başlıyoruz. İlk dikkatimi çeken nokta cenaze sahnesindeki John Wick'in ilk sahnede 8 dilimli şemsiye kullanırken bir sonraki sahnede 16 dilimli şemsiye kullanıyor olması. Bunu büyük ihtimalle film hatası olarak görebiliriz. Ancak şu şekilde bir yorum da yapmamız mümkün oluyor. İlk sahnede John Wick normal bir insanken, sonraki sahnede ise profesyonel katile dönüşmüş şekilde karşımıza çıkıyor. Bunun için yaratılmış bilinçli bir metafor da olabilir bu durum. Çok emin olamadım açıkçası ama bu şekilde düşününce daha güzel hissettiriyor, öyle değil mi? Bir sonraki sahnede ise şu ilginç hareket filmi bir üst noktaya taşıyor. Viggo oğluyla kadeh kaldırdıktan sonra o kadehten vodka içmiyor. O kadehi bir yudum dahi almadan masaya bırakıyor. Rusya'da, İngiltere'de, Amerika'da ve birçok diğer ülkede kadeh kaldırıp o kadehten içmezsen bu karşında kadeh kaldırdığın kişiyi alınan kararlar doğrultusunda desteklemediğini işaret eder. Burada da Viggo oğlunu desteklemediğinin sinyalini veriyor. Filmde ise Viggo kendine yeni bir kadeh koyarak ondan içkisini içmeye devam ediyor. John Wick ne zaman Kimber 1911 silahına şarjör yerleştirirse eliyle namluyu kontrol ediyor. Bunu merminin namlunun ağzına verilip verilmediğini kontrol için yapıyor. Çünkü Kimber 1911 silahının ilk mermiyi her zaman namluya verme konusunda sorun yaşadığı konuyla ilgisi olanlar için dünya çapında bilinen bir durumdur ve bunu diğer silahlarda yapmadığını da kolayca görebilirsiniz. Bir sonraki sahnede ise kuryeci çocuk imzayı aldıktan sonra John Wick'ten kalemi istiyor. Bunu normal bir işin akışıymış gibi isteyen çocuk aslında John Wick'in karşısında savunmasız bir şekilde durduğunu biliyor. Çünkü o kalemle John'un neler yapabileceğini çok iyi biliyor. Kulüpteki savaşma sahnesinde John HNK-P30 marka 15 mermi şarjörlü bir silah kullanıyor ve eğer sayarsanız silahın her 15 atıştan sonra şarjörünü değiştirdiğini fark edeceksiniz. Bu aksiyon filmleri için çok alışılagelmiş bir durum değil, öyle değil mi? Bir sonraki sahnede ise Marcus, John'un saldırıya uğrayacağını biliyor ve onu uyarmak için yastığını vuruyor. Ancak dikkatli izlerseniz John'un kafasına nişan alarak ateş ediyor. Bunun sebebi ise Marcus ateş ederken saçının dalgalanmasından havadaki rüzgarı hissediyor ve buna bağlı olarak da John'un kafasına nişan alarak aslında yastığı nişan almış oluyor. Bir diğer dikkat çeken nokta ise John'un kol saati. Aksiyon başlamadan John kol saatini düz takıyor ancak savaşmaya karar verdiğinde saati ters çevirdiğini görüyoruz. Bunu fark ettiğimde cidden güzel noktalara dokunduklarını da hissettim. Genelde saati bu şekilde askerler ışığı düşmana karşı yansıtmasın diye kullanırlar. Ayrıca bu tutuş tüfek namlusunu tutarken saate bakmayı da kolaylaştırır. Bir diğer sahnede John yavru köpeği olduğunda ona kuru mama alması gerektiğini düşünüp bunu söylerken arabanın arkasının göründüğü sahnede sadece kuru mama almadığı yavru köpek için bir sürü oyuncak da aldığı görünüyor. Buradan köpekle ilgili planlar yaptığı yorumunu, izlenimini bize yansıtıyor. Bir sonraki ilginç karede John arabasını küçük havalimanı alanına sürerken ona yol açan güvenliğin elindeki kitap. Bu kitabın adı Shibu ve bu kitap emekli bir katili konu alıyor. Bu kitabın bir yerinde katil düşmanını neyle öldürüyor? Evet bildiniz, bir kalemle. John'un emekli bir katil olduğunu ve 3 kişiyi kalemle öldürdüğünü tekrar hatırlatmam gerekmiyor sanırım, öyle değil mi? Filmin ilerleyen sahnelerinde kötü adamlar konsol oyunu oynuyorlar. Buradaki sahneye dikkat edecek olursanız oyunu oynayan kişinin Nicky Neo. Tıpkı Matrix'te Keanu Reeves'in canlandırdığı Neo karakteri gibi. İşin eğlenceli kısmı ise bu filmin yönetmeni Chad Stahelski de daha önceden Matrix filminde aksiyon yönetmeni olarak görev almıştı. John Wick'in benzin istasyonunda Ruslarla buluştuğu sahneye baktığımızda başka bir ilginç nokta dikkatimizi çekiyor. New Jersey'de buluştukları bu benzinlik
aslında kendi benzinini doldurmanın kanunen yasak olduğu bir benzinlik ve burada sadece bizdeki gibi pompacıların benzin doldurmasına izin veriliyor. Son olarak yavaş çekimde fark ettiğim bir diğer nokta ise film tam olarak nerede başladıysa orada son buluyor. Bu detayları filmi yavaş çekim izlediğimde fark ettim ve umarım bu videoyu izlerken size de yeni bazı detayları fark etme imkanı yaratmışımdır. Video hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.